Kayınvalidenizle aranız nasıl Berna Hanım? Düzeldi mi? Aslı'cığım inanamayacaksın ama bir mucize oldu. Evet. Bir mucize oldu ve annem 10 senenin sonunda karıma olan aşkıma inandı. Ay çok sevindim. Önemli olan gerçek aşkmış. Aşkın önünde hiçbir engel kalmazmış. Bu kadar basit mi gerçekten? Basit. Bu kadar basit. Zaten fazla kurcalama, bulandırma gözünü seveyim. Sen ne düşünüyorsun küçük hanım? Aşk her şeyi aşabilir mi? Bilmiyorum ki. Yani yaşamadan bilemeyiz herhalde. Bak doğru söyledi şimdi. Yaşamadan bilemeyiz. Bunu yaşamak için de biraz cesaret lazım. Cesur olmak lazım değil mi dostum? He? Aşk her şeyi aşabilseydi imkansız aşk diye bir şey olmazdı. Bırak Allah aşkına ne imkansız aşkı. İmkanı da imkansızlığı da insan kendisi yaratır. İmkansız aşk üzerine yazılmış o kadar roman, çekilmiş o kadar film. Boşuna mı diyorsun? Belki yaşamaya cesareti olanların yazmaya ihtiyacı yoktur. Öyle mi diyorsun? Yani hayat kitaplar gibi başı sonu belli bir şey değil. Yaşamadan bilemeyiz bence. Siz ne diyorsunuz? İyi akşamlar. Ne zaman biter pazarlığımız? Malum buraya tatil yapmaya da gelmedik. Uzatarak kaçınılmaz sondan da kurtulamazsınız. Değil mi Semih? Yalnız görüşmeler bitene kadar müvekkilimle bir araya gelmemeniz gerekiyor. Avukatını söylemedim size. Korkmayın, gidiyorum. Semih bir gelsene. Üşüdün mü tatlım? Evet, biraz üşüdüm. Berna Hanım, ben bir tuvalete gidip geleyim. Bu kadın neyle şantaj yapıyor sana? Şantaj nereden çıktı ya? Semih biliyorum. Bana ne olduğunu söyle ona göre çözüm bulacağım. Barış'ım bunun bir çözümü yok. Biz kurtarabildiğimizi kurtaralım. Mevzu kapansın ondan sonra da dağılalım. Semih yok öyle. Ben bir sahtekara şirket kaptıracak adam değilim. Biliyorum bu yüzden ölün yeter dedim ya sana. Yalnız bizim sabaha kadar vaktimiz var. Ondan sonrası kurtarabildiğimizi kurtaracağız. Sen bana neyle şantaj yaptığını söyle. Sabaha bile kalmaz. Biliyorum da onu unut. Onun dışında her şey kabul. Barış Bey. Nilgün Hanım avukatına müzakere odasına kimse girmesin dedi. 2118 diyor. O zaman zarf kesin orada. Yürü gidiyoruz. Avukat içeride mi hala? Evet, hiç çıkmadı. Şimdi resepsiyona sordu. Bu gece çıkmaz dedi. Burada kalacakmış. Bir şey bulmamız lazım. Barış Bey. Bu sefer ne olur benim planımı uygulayalım lütfen. Aslı hadi biri geliyor. Aslı olduğu kadar çık hadi.
Barış Bey, hayallerim gerçek oldu. Kılık değiştirdim, gizli görevdeyim, daha ne olsun? Sen dua et, vaktim çok az. Yoksa hayatta izin vermezdim. Ay, tam görev üstü hasta olmayayım da. İyi akşamlar, oda temizliği. Bu saatte mi? Yarınki toplantı için odayı hazırla dediler bana. Kim dedi? Ben nereden bileyim? Bana git temizle dediler, geldim işte. Resepsiyona sorayım. Toplantıyı kim istemiş? Sormayın. Ya ne olur aramayın. Zaten iki müşteri beni şikayet etmiş. Diyecekler ki bir de şimdi sen gece gece bizi müşteriye mi şikayet ediyorsun? Zaten fazla mesai yaptım, ayaklarım şişti. İki halı değiştireceğim, bir banyo sileceğim, çıkacağım. Ne olur 5 dakika. Tamam tamam, oldu. Şüphelendi mi? Evet. Şey, ama ben hallettim. Sordan mı hallettim? İyi, hadi bakalım o zaman. Yalnız temizlik yaparken ortalığı kırıp dökmezsek sevinirim. Yalnız siz de ayak altında dolaşmazsanız beyefendi, temizliğimi yapamıyorum. Şu düştüğüm hale bak. Hep senin yüzünden Agatha. Siz dediniz bana sabaha kadar vaktimiz var. Git kılık değiştir diye. Ben mi demişim? Sen demiyor musun sabahtan beri temizlikçi olmak istiyorum diye? Yani böyle söylemeyin ama çok kırıcı oluyorsunuz. Niye hapşırıyorsun sen? Öyle denmez. Çok yaşa denir. Hayır, yani hasta mı oluyorsun, onu diyorum. Olabilir vallahi. O odada böyle klima yüzüme vurdu. Buldum. Aa, fotoğraf mı onlar? Ay, bakayım. Gel gel, bakarız sonra. Az kalsın yakalanıyorduk vallahi, ucuz atlattık. Ay neymiş, çok merak ediyorum. Neymiş? Hiç hoşuna gitmeyecek. Semih Bey, Berna Hanım'ı aldatıyormuş. Hem de Nilgün'le.